Bu yıl 15.sü düzenlenen Hazreti Ali Gadirhum Bayramı ve Kardeşlik konulu konferansın programı açıklandı. Ehl-i Beyt Kültürü ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, 21 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 18.30'da Antakya Kapalı Spor Salonu'nda kutlayacakları toplumsal kucaklaşmaya tüm Hataylıları davet etti. Antakya'dan Hatay'a, Hatay'dan Akdeniz'e, Akdeniz'den Türkiye'ye, Türkiye'den Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya. Gadirhum hakikatını, gerçeklerini, ışığını, meşalesini yaydık. Kısmetse bu yıl 15.sini idrak edeceğiz. Saat 18.30'da akşam üzeri. Alevi vatandaşların Hazreti Muhammed'in veda hacca dönüşünde Hazreti Ali'yi takip ettiği gün olarak kutladığı Gadirhum Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyecekleri Hazreti Ali Gadirhum Bayramı ve Kardeşlik Konferansı hakkında bilgiler veren EDAV Genel Başkanı Ali Yeral, 21 Ekim Pazartesi günü saat 18.30'da Antakya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecekleri konferansa çok yoğun bir katılım beklediklerini ifade ederken, bu yıl 15.sü düzenlenen konferansın büyük bir aşk ve coşkuyla farklılık gözetmeksizin ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Alevisi, Sünnüsüyle, Müslümanı, Hristiyan, Yahudisiyle, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'üyle, devlet erkanı ve sivil halk vatandaşlarımızla beraber kucaklaşacağız. Kardeşliği, barışı, huzuru ve insan haklarını, demokrasiyi inşallah daha yüksek yerlere çıkartmak için elimizden gelen hizmetleri yapacağız. EHDAV Genel Başkanı Ali Yeral, aralarında CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gencin de katılacağı Hazreti Ali Gadirhum Bayramı ve Kardeşlik konulu konferansın programı hakkında da detaylı bilgiler verirken, Emirül Mumin İmam Ali Efendimiz'e velayet, imamet ve itaatte biat tazeleyeceğimiz, milli birlik ve beraberlik ile Alevi-Sünni kardeşliğini pekiştireceğimiz bu büyük günümüze Ehl-i Beyt aşıkları başta olmak üzere tüm kent halkımız davetlidir, dedi. Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Sayın Selahattin Özel konuşma yapacaktır. Peşinden Irak'ın Necef-i Eşref kentinden en büyük derin ilim ailesi ve merkezlerinden birisine sahip olan dini mercinin oğlu Seyyid Muhammed Sa'in el-Hakim'in oğlu Seyyid İzzettin el-Hakim geleceklerdir ve bize hitap edeceklerdir Irak'ta. Daha sonra Sayın Selahattin Özgündüz Caferi lider olarak konuşacaktır.